Selam millet, videoma hoş geldiniz. Bugün softbox yerine kullanacağız. 4 ya da 3 yöntemi size sunacağım arkadaşlar. Bugün ilk başta göstereceğim ürün şu arkadaşlar. Bu ürün bir duyu 3'e çeviriyor arkadaşlar. Eğer odanızın aydınlatması azsa, mesela siz odanızın mesela ampulünüzün altında bir çekim yapacaksanız, bu ampulünüz kesinlikle işe yarayacaktır. Ya da size doğru mesela bir softboxınız var ve bir girişi var, iki girişi var. Hani softbox'ın 4 girişi var diye biliyorum ama aslında bunu takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun incelemesi yakın zamanda kanalda olacak. Belki bu videoyu önce atabiliriz, o yüzden olmayabilir arkadaşlar. Ben bunu yine söylemek istedim. İncelemesi en yakın zamanda kanalda bulacaksınız. Bir duyu 3'e çeviriyor arkadaşlar. Dediğim gibi linkini yine aşağı tarafa bırakacağım arkadaşlar. Bir duyu 3'e çeviriyor. Mesela odanızda ışık, mesela bir odanızda çekim yapıyorsunuz. Tavandan bir tane ampul geleceğini, 3 tane ampul geliyor gibi düşünün. 7 watt 7 watt 7 watt taksanız şuraya 3 tane bayağı bir odanız aydınlanır normalden de. Hani odanız eğer çok karanlıksa diyorsanız da yine bu ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yöntemimiz olan, ben genelde çekimlerimizde son zamanlarda kullandığımız yöntemimizdir. Evet arkadaşlar, bir diğer yöntemimiz ise masa kenarlarına, ben şurada bir tane gördüğünüz gibi, diğer şu çıtanın olduğu kısımda da bir tane ampul bulunmakta. Evet arkadaşlar, ben bunu nasıl yaptım diye elbette soracaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi bir 220 voltluk bir priz aldım. Bunu 220 voltluk priz girişi derseniz 2 liraya alabilirsiniz. Şöyle bir kablo mevcut, 1 metre kablo 1 lira ve bir tane de duya ihtiyacınız var. Duyu da 2 lira civarında, yani 5 liraya bir masa kenarı softbox yapabilirsiniz. 1 metre kablo diyorum. Şöyle ben buraya bir sıcak silikonlu şurada bağladım arkadaşlar, gördüğünüz gibi üst taraftan çekim alabilirsek orada bir, aynen arkadaşlar, orada sıcak silikonu gördünüz zaten. Sıcak silikon sayesinde, sıcak silikonu bu arada yaparken sıcak silikonu plastiğin yan tarafına yapıştırıp önce oraya sıkın ve duvara, buraya karşı yapıştırın arkadaşlar, böyle gayet güzel bir şekilde tutuyor. Benim burada bir priz olduğu için ben kısa kablosunu kısa tuttum arkadaşlar. Şu şekilde takınca direktman çalışıyor. Çok fazla güç sarf eden bir şey değil bunlar. 7 wattlık ışık veriyor bu arada. Ampullerimiz 7 wattlık. Markası da, buradan marka da verelim. JVDZ 7 wattlık bir ampul. Nal buradan almıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7 wattlık ampulümüz var. Her iki tarafta da bunu yaptım. Aynı güçte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her iki tarafı da yaptığımız için tam ortaya güzel bir aydınlatma sağlamış olduk. Evet arkadaşlar, bir diğer yöntemimiz ise selfie çubuğuyla. Selfie çubuğunun duy kısmı, yine bu baş kısmına, bunların bir de şey, şu telefon tutacakları sabit olarak gelenler var. Buraya siz duyunuzu takarsınız arkadaşlar. Şu tarafa mesela sıcak silikon duyunuzu yapıştırın ve aynı zamanda kablosunu uzun tutarsanız bu şekilde de böyle havaya kaldırabilir, kullanabilir bir şekilde olur arkadaşlar. Bu açıdan da çok daha iyi. Hani eğer masa başı bir çekim yapmıyorsanız ve bunun altına da ne koyabilirsiniz? Şöyle alt tarafına ne koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ya da bir şişenin içine oturtturabilirsiniz mesela. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tam olan softbox olur. Hani bunun, dediğim gibi, buraya bir duy koyun. Bu ardından bunu bağlayın. 3 tane de şeye bağlayın. Fıstık gibi softbox yani. Biraz bunun şeyi kısa kalabilir. O yüzden ona göre mesafenizi ayarlamanız gerekiyor. Ya selfie çubuğunun. Bunu direkt böyle telefon tutacakları dahil olanlarını kullanırsınız. Daha iyi, çünkü telefon kullanacaklarını elbet farklı şekillerde kullanıyorsunuzdur. Çıkarılmayanları kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar, bir de son olarak söylemek istediğim başka yöntemimiz yok arkadaşlar. Bunlar bu şekilde gayet güzel bir softbox yerine çekim yaparken gayet güzel bir ışık elde edebilirsiniz elbette. Bir diğer söyleyeceklerim, bu duy sayesinde aslında her yer yapabilirsiniz. Ben bunu masaya yaptım. İstiyorsanız siz bunu başka bir yerde de yapın. Sadece kabloyu nereden geçireceğiniz önemli. Başka bir şey yok bunlarda. Yaparken bu arada dikkat edin, sakın elektriğe 220 volt takıp da elinize almayın. Sonra biz demedik demeyin yani. Ondan sonra ben sizin teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand.